Şimdi gelelim daha çok sizin konularınıza. Dünyayı tehdit eden göktaşlarından bahsediliyor hep. Şimdi gerçekten yakın bir tarihte dünyaya bir göktaşı düşebilir mi? Şimdi hocam bunun 3 tane örneği var bizim bildiğimiz. NASA'da, ESA'da veyahut da Çinliler de Japonlar da bir şekilde bunu ölçemedikleri, göremedikleri 3 tane göktaşı dünyaya çarptı. Görmedikleri. Bunları biliyoruz. Mehmet Hoca'dan başlayalım. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi dünyaya bir göktaşının çarpabileceğini çok ciddi bir olasılık olarak görüp uzay ajansları bunun üzerinde çalışıyorlar. Yani NASA çok uzun süredir çalışıyor. ESA da böyle bir yani dünyayı koruma ofisi diye şeyler kurdular. Ve bunlar devamlı gökyüzünü gözlüyorlar. Yani bütün yapmak istedikleri dünyaya çarpma potansiyeli olan göktaşlarını takibe almak. Eğer bunlardan dünyaya çarpacağını gördüğümüz ve hesapladığımız varsa buna karşı bir tedbir almak. Yani dinozorlar neden yok oldu? Çünkü dinozorların bir uzay programı yoktu. Bizim var. Biz de aynı gerizekalılığı yapmayalım. Hazırlanalım falan. Yani bir şeyi bu. Şimdi bu iki ayrı koruma sisteminin de kaçakları olduğunu öğrendik. Yani ESA'nınkinin de NASA'nınkinin de hatta bunları içeren bir yazı hazırladım. Orhan Bursalı'ya da gönderdim ama nedense basmaya değer bulmadı. Yani ESA neyi kaybetti? Neyi kaçırdı? Yani aşağı yukarı çarpmasına 2 saat kala bunlar haberdar olup ve nereye düşeceğini buluyorlar. Bu bilmiyorum, bu haritayı verebilir miyiz? Bir bakayım hocam, ben alayım onu. Ve böyle arkadaşlar, bu haritayı verebilir miyiz? Burada bir yani görelim. Var mı bizde? Hazırlıyoruz hocam, hemen hazırlıyoruz. Yani evet. Bu harita öyle ilginç ki bu vatandaş, yani bu göktaşı İzlanda'nın kuzeyinde denize çarpıyor. Tamam. Fakat, buradan gösteriyorum yakından. Evet, bakın, hocam anlatın bunu yeşil, şimdi. Şeyle. Vereyim size, siz hem şimdi, düz tutun hem de herhalde üstünden şimdi okuyacaksınız. Şimdi görüyorsunuz şurada yeşil ok. Bunun hareket yönü, bilmiyorum görünüyor mu görmüyor mu? Görünüyor yani, hocam. Ben bile görmüyorum. Evet, evet. Yok, görünüyor. Nerede görünüyor? Siz devam edin hocam, ben görüyorum. Ve o birkaç dakika gecikse Moskova'yı vuracak. Yani düşünün, böyle ufak birkaç dakikalık bir gecikme yüzünden Ruslarla Ukrayna savaşı olurken oluyor bu. Yani neler olabilir? Şimdi onun ben için alayım sözü. Evet, evet. Buyur hocam. Sen istirahat et Mehmet Emin hocam. Çok iyi olur. Bizim görmediğimiz, sonradan gördüğümüz göktaşları çarpıyor mu diye sordunuz. Sorunuz böyleydi. Evet. Göremediğimiz dedim. Göremediğimiz. Ölçümlemediğimiz evet. O kadar çok göktaşı çarpıyor ki. O kadar çok göktaşı çarpıyor ki senede 50 ton göktaşı düşüyor dünyanın üzerine, biliyor muyuz bunu? Evet, büyüklük tabii burada önemli. Küçük küçük toz parçaları, tamam, giren yanıyor, tamam. Tozları düşüyor. Giren yanıyor, tozları düşüyor. Bazıları yere kadar ulaşıyor. İşte bu İzlanda'ya düşen de öyle bir şeydi. Küçük bir taş. Moskova'ya düşürmeye çalışmayalım, denize düşürmeye çalışalım. Dünyanın 1/4'ü deniz çünkü. Sar 25-93. Şimdi Türkiye'de de bu göktaşlarından bol miktarda bulan insanlar var. Bunların çapları küçük. İşte en son biraz büyük olan 2013 yılında Çelyabinsk kentine düştü, evet. Rusya'ya. 17 metre çapındaydı. Çok büyük. Çarpmadan evet. Önce. Yani atmosferin dışındayken. Vallahi çarpmadan önce. Yok, öyle. 17 metre çapındaydı. Daha sonra da gölden gene amatör astronomlar çıkarttılar onu. Atmosfere girdiği zaman 17 metreydi fakat parçalandı. Patladı çünkü. Aynı parçalandı. Bir sarı çiçek gibi. Şimdi bu dünyaya bir göktaşı çarpar da kıyamet kopar mı? Sorusunun cevabını arıyor insanoğlu. Onun için dünyayı koruma göreviyle yeni şeyler yapıldı. Ve son 20 senede senatodan kanun tasarısı geçiriyorlar. Bu işe önem vermemiz lazım. İşte ilk 10 yılda çapı 140 metreden büyük olan tüm asteroidlerin gözlemini yapmaya çalışıyorlar. Ve şu anda çapı 1 kilometreden büyük olan tüm asteroidlerin yörüngelerini biliyoruz. Yörüngelerini biliyoruz. Orada bir tablo var. O tabloyu verebilirlerse. Çapı 140 metreden büyük. Bu tabla var bizde. Hocam lazım. Çok özür dilerim. Verdim ya. Evet. Çapı 140 metreden hocam, büyük. Tam ben de onu söylüyorum. 1 kilometre dışında hepsi bulunmuş.
Bir kilometrenin üzerindekinin hepsinin yörüngesi saptandı. Çapı 140 metrenin üstünde olanların da %40'ının yörüngesini saptayabildik. Şimdi bir sürü gene böyle robotik teleskoplar bunu arıyorlar ve her hafta yeni 30 tane daha asteroid keşfediyoruz. Dünyaya yakın geçen asteroidler. Hangileri dünyaya yakın geçiyor? Bizim dünyamızın yörüngesine 7,5 milyon kilometre yaklaşan bir geçecekse. Şey varsa onlara dünyaya yakın geçen asteroidler diyoruz. Evet. Bir de ama program çalıştırıyoruz. Sentry diye bir program çalıştırıyorlar. Bu yörüngeler belli ama bu yörüngelerde dönen iki gök cismi, biri dünya biri asteroid, bir gün birbiriyle çakışır mı acaba diye. Çakışır mı hocam? İlla ki çakışacak. Ya bunu binlerce yıl hızlandırıyorsun. İşletiyorsun ve görüyorsun. Bazıları çarpabilecek. Ve bunu çok güzel inceleyen programlar var. Şimdi onun ikinci versiyonunu çıkarttılar. Güneş ışınlarıyla yörüngesini hafifçe değiştiren asteroidleri keşfettiler çünkü. Onu da işin hesabına katıyorlar. Dolayısıyla bizim dünyamıza önümüzdeki 200 yıl boyunca çarpacak hiçbir gök cismi yok. Evet. 200 yıl sonra peki bir gün bir şey gelip de çarpmaz mı? Çarpabilir. Ama bizim yörüngesini saptamadığımız bir asteroid de bir gün çıkıp gelip çarparsa çarpar. İşte bu İzlanda'ya düşen onun gibi bir şeydi. Ama bunlar küçük. Büyük olanları daha önceden görebiliyoruz ve yörüngesini saptayabiliyoruz. Yörüngesini saptamadığımız bir asteroid gelip çarparsa amenna bir şey diyeceğimiz yok. Ama bunlar büyük böyle şey dinozorların ölümü gibi bir çok müthiş şeyler ortaya çıkartmaz. En büyüğü ne olacak? İşte denize düşecek en fazla yani. Sorun olmaz. Yani %75 denize düşecek. Peki, sayı da vereyim. Bir evet, de sayı vereyim. Da verin hocam. Yaklaşık 28 bin tane yer yörüngesine yakın geçen gök cismi var. Ve bunların içerisinde sadece ve sadece çarpışma ihtimali olanların sayısı da 2700 tane mi ne? Peki. Çok azmış. %11'e değil neredeyse. Tamam. Hiçbir şekilde ölçümlenemeyen bir göktaşı olabilir mi? Ben atıyorum hocam. Olabilir. Güneş'in arkasından bir anda çıktı geldi gibi. Mesela? Yani çünkü NASA'ya gittiğimde bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyordu. Şöyle. Biz acaba ölçemezsek ne olur? Tabii Güneş ile Dünya arasındaki mesafe çok büyük olduğu için nasıl olsa onu görürüz ama Dünya'ya çarpamayacağını bilemeyiz diyorlardı. 3 gün gözleyebilsek, 4 gün gözleyebilsek yörüngesini saptıyoruz. Evet. Yörüngesini saptamak demek ne demek? Dünya'ya çarpıp çarpmayacağını ortaya çıkarabiliyoruz demektir. 3-4 gün gözleyecek kadar bir asteroidi gözlememiz yeterli. Ama ileride çok büyük bir asteroid geliyor, yakaladık ve hesap ettik Dünya'ya çarpıyor 200 yıl sonra. Bunun için bir planımız var mı diye sorarsanız 4-5 tane ortada plan var. Bunu hem ESA yapıyor hem NASA yapıyor bu planları. Nedir bu planlar? Mesela bunlardan bir tanesi beyaza boyamak mı? Beyaza onu boyamak. Bilirim ben. Evet. Bir tanesi yanına götürüp yüzeyinde bir şey patlatarak hafifçe yörüngesini değiştirmek hocam falan gibi şeyler. Zaten galiba test ettiler öyle bir şey yapıldı. Yok edecekler. 2023'te. Dart'ı söylüyorsun evet. Sen ama ondan önce de bir mermi attılar. Bir tane ama bir şey, öyle bir şey biliyorum atıldı. Ben. Atıldı ama Armageddon projeleri yani. Armageddon evet, diye evet. Böyle hemen filminde çevirdiler. Hollywood böyle şeyleri çok İzleyici sever. İzleyici daha iyi anlasın diye. Hocam beyaza boyamakla ilgili o çalışmayı yapıyorlardı. Ben NASA'dayken onları gösterdiler bana. Yani nasıl bir proje? Nasıl beyaza boyamak ne demek? Yani güneş ışınlarının etkisinden bahsediyorlardı hatırladığım kadarıyla aklımda kaldı şimdi söylüyorum onun etkilerinden dolayı beyazın itme gücü veyahut evet biraz bahsedin de sizden gelip dinleyin. Güneş ışığı siyah giymişsen sen o gelen güneş ışığını soğurursun evet. Isınırsın evet. Ama beyaz bir gömlek yansır. Giyersen güneş ışığı gelir yansır çarpma etkisi etki yani. Tepki evet. Etki tepki. Ve bu toplam güneş ışığının o etkisini hesap edebiliyoruz. Ona Yarkovski etkisi evet, diyoruz. Evet, Yarkovski etkisi. Dolayısıyla bu dahi asteroidin yörüngesini değiştiriyor. Bunlardan bir tanesi. Evet. Ama yaklaşık 4 tane 5 tane böyle şey var, proje var. Ya yani bunları hayata geçirin diyorlar. Hazır olsun bir yerde dursun da ne olur ne olmaz. Hocam siz ne diyorsunuz? Bu NASA, ESA çalışması. Sizin bunlar, makaleleriniz de var çünkü. Yani bence bütün bu şeylere rağmen
biz şeysiz, hazırlıksız yakalanabiliriz. Çünkü önemli olan, biz bunun çarpacağını kaç yıl önceden fark ettik. Yani bir ay önceden fark etsek bize yararı olmayabilir. Birkaç yıl önceden fark edersek belki. Şimdi son yıllarda birkaç tane daha önce pek şey yapmadığımız yıldızlar arası bir meteor dünyamızı ziyaret etti son evet. birkaç yıl önce. Adı da Oumuamua gibi acayip şimdi bir şey. Şimdi onu konuşacağız. Evet. Abelio Abel'le konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Bunun evet. hızından anlıyoruz ki bu güneşin tutabileceği bir hız değil. Güneş sisteminde oluşturulabilecek bir hız değil. Yıldızlar arası bir şeyden geliyor, güneşe yaklaştı ve bizden de uzağa gitti. Şimdi böyle bir şey tesadüfen dünyaya da çarpabilir. Ve biz bunu 3 gün önce görebiliriz. Veya 1 ay önce görebiliriz. Veya 2 ay önce görebiliriz. Veya 1 yıl önce görebiliriz. O zaman bu dediğimiz şeyler harekete geçmesi lazım. Yöntemler, yani o da kolay değil. Yani oraya gideceksiniz, beyaza boyayacaksınız. Ne kadar yarar belli değil. Veya bomba patlatacaksınız veya da iteceksiniz. İşte büyüklükler önemli. Çin'in mesela bir projesi var. 2000 bilmem kaçta dünyaya çarpacağı hesaplanan şey için 23 tane bilmem onların en büyük roketinin adı ne? Neyse. Long March 5. Uzun yürüyüş 5. Roketinden 23 tanesini çarparsak bu bilmem kaç büyüklüğündeki şeyi dünyanın yarı çapı kadar sarptırır. İşte bu bize yeter diyor mesela. Yani bunlar Çinliler de uğraşıyor. Ya yani herkes uğraşıyor daha doğrusu. Herhalde başımıza gelecek var. Hazırlandığımıza göre bu tabii, kadar. Tabii bunları...